Berker hocama bir şeyler okutturalım. Estağfurullah hocam. Evet. Hepsini okuyabilirsin. Meryem Hanım'ın var. Öbür kardeşimiz var. Onlar okuyabilirsin. Meryem Seçkin Elazığ'dan yazmış. Ayet okuyorum. Şeytan Allah'ın. Onlardan yalnızca üstün ve güçlü olan, övülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı. Duruç suresi 8. ayet. Buyurdu ki onları, Hazreti Mehdi'yi ve talebelerini yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Mehdi talebeler için söyleniyor değil mi bunlar? Evet. Peygamberin hadisi, evet. Eğer evlenmek isteseler kimse onlarla gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onların mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır. Maşallah. Gaybetin Mümani sayfa 239. Hazreti Mehdi'ye ve talebelerine münafıklardan, küfür ve ehli delaletten çok şiddetli baskılar gelecek. İşkencelerle, iftiralarla karşılaşacaklar. Fakat asla yılmayacaklar ve yenilmeyecekler. Şeytanın Allah'a sınırın. Doğrusu onlar hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar. Ben de bir düzen kurup hazırlıyorum. Sen kafirlere bir mühlet ver, az bir süre tanı. Tarık suresi 15-16-17. ayetler. İslam'ın dünya hakimiyetine az bir süre kalmıştır. Vaad edilen gün yaklaşarak gelmektedir. O vaad edilen güne, diyor Buruç suresi 2. ayette. Harun Yahya, Hazreti Mehdi aleyhisselam devrindeki bu konuyu tüm detaylarıyla çok iyi vurgulamış. Sen verebilirsin bana, kağıt vereceksen. Orada oturup kollama yap, gerek yok. Kameranın rast gelmemesine özen gösteriyor, bir şey ver bana. Evet, devam et sen. Zülfikar Şanlı Bayrak yazmış Ankara'dan. Zümer suresi 36. ayette şeytanın Allah'a sınırım. Allah kuluna yeterli değil mi? Hazreti Mehdi tek başına küçük talebe grubuyla dünyadaki bütün küfür sistemini Allah'ın izniyle dize getirecek. Maşallah. Cemil. O kadar vaktimiz yok aslında ama bakayım sonra. Sorumuz geldi de, evet. Öğretmenim sen soru sormaya. Çok eğilimlisin maşallah. Evet. Öğretmenlik, hocamız öğretmenlik yapıyor, o yüzden evet, öyle şey diyorum maşallah. Maşallah, bu güzelmiş. Vay 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 vay, bayağı bir iltifat etmiş kardeşlerimiz ama belki hocam bitirsin. Ondan tamam, sonra vaktimiz tamam. Olsa devam edersin inşallah. Cemile Cumhur İstanbul'dan yazmış. Keza Ebu Hureyre'den tahriş etti, dedi ki açıkça Allah Teala inkar edilmedikçe Mehdi'ye biat edilmez. Ha, dinsizlik, ateistlik, darwinizm oluşmadan, gelişmeden Mehdi'ye insanlar yaklaşmazlar. Evet. Evet. Günümüzde İngiltere'de ve dünyanın birçok ülkesinde haşa Allah açıkça inkar edilmekte. Haşa Allah'a inkar için kurslar düzenlenmekte. Richard Dawkins gibi kişilerin önderliğinde yapılan bu çalışmalarda belediyeye ait otobüslere haşa Allah'a inkar eden yazılar asılmakta. Vakit tam Hazreti Mehdi'nin vaktidir, demiş hocam. Bitirdin mi sayfayı? Sayfa bitti, evet hocam. Soruların çok güzel. Selamun aleyküm hocam. Ellerinizden öperim. Şu ayetleri bizim için açıklar mısınız? Uğur Karagöz Eskişehir'den göndermiş. Hocam ayetleri isterseniz tek tek söyleyeyim. Çünkü zamanımız en iyisi yetmeyebilir. Okuyayım. Ben okuyayım en iyisi. Maşallah. Evet, uzun bu. Bunu bir dahaki sefere yap. Ya şeyden sonra, biraz sonra internetten devam edeceğiz. O zaman devam edelim. Evet. Kadir Ünlü de bayağı güzel, uzun uzun iltifat etmiş. Allah razı olsun. Maşallah. Berker'im devam edebilirsin. Herhangi bir yer açayım. Evet, evet. İnşallah. Güzel bu anlattıklarını bize. İnşallah. Aykut Aygüneş Konya'dan yazmış. Şeytanlar Allah'a sınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Ali İmran suresi 103. ayet. Cübbeli'ye göre müteşabih ne ayeti kerime ne de hadisi şerif var. Hepsinin düz anlamlarıyla anlaşılmaları gerekiyor.
Halbuki Ali İmran suresi 103. ayet-i kerimede belirtilen Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın hükümleridir. Allah'ın hükümlerini tam uygulayın anlamına gelir. Ayet-i kerimede belirtilen ip, bildiğimiz ip anlamında değildir. İmam Gazali Hazretleri İhyasında bu konuya delil vererek çok detaylı anlatır. Cübbeli aşırı derecede cahil, kendi kafasına göre birçok şeyi yanlış açıklıyor. Müslümanlar en doğru bilgiyi böyle insanlardan değil, muteber ilmihal kitaplarından ve büyük alimlerin yazdığı eserlerden öğrenirler. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın Büyük İslam İlmihali çok güvenilir bir fıkıh kitabıdır. Allah hepinize selamet ve bereket versin. Selamun aleyküm demiş hocam. Devam edeyim mi hocam? Berker hocam Davudi sesinden dinleyelim ya inşallah. İbrahim Şanlı İstanbul'dan. Birinci mesele, rivayette var ki ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek. Allahu alem, bunun bir tevili şudur ki sefahat ve levhiyat için gayet israf ile elinde de mal durmaz, israfata akar. Yani hadiste eli delik dendiğinde avucun içi delik, böyle oradan baktığında avucundan karşı taraf görünen anlamını değil. Yani israf yapan, israfa yol açan insan anlamındadır diyor hadiste, değil mi? Evet. Gereksiz. Evet, deccaliyet yani ahir zamanda insanları lükse ve sefahate itecektir ve insanlar malı israf edeceklerdir. Yani yiyecek, içecek, mesela ekmek israfı yapılıyor, değil mi? Başka şeylerin israfı yapılıyor. Yiyecek israfı yapılıyor. Bu o devirde olacak israfın açıklaması. Evet. Yani eli delikten kasıt bu. Yani gereksiz şeylere para harcanacak, israf yapılacak, o anlamda. Evet. Dar bu meselde deniliyor ki filan adamın eli deliktir. Yani çok müsriftir. İşte Süfyan israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamağı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına düşer diye haber verir. Bediüzzaman Said Nursi 5. Şura sayfa 460. Evet. İşte bu hadisi şerifi cübbeliye sorun, elinin ortası delik gezen, başı bulutlara değen, bir eli okyanusun dibinde olan, iki kulağının arası 20-30 metre olan bir ve bir adımda 120 kilometre yol alan eşeği ile Atlas Okyanusu'ndaki bir adada gezinen ve bu adada zincirli olan Deccal'den bahsediyor. Bediüzzaman olmasaydı ahir zamanda Müslümanların durumu nasıl olurdu? Buradan daha iyi anlıyorum. Tabii ki Süfyan hadislerde belirtilen ahir zamanda çıkacak bir şahıstır ki Hafız Esad buna tam uyuyor, yani hadisleri incelediğimizde. Hakikaten Arap alemini israfa teşvik etti. Bütün Müslüman alemini israfa teşvik etti. Bağızçılığı yaydı. Darwinist materyalist düşünceyi yaydı ve Arapların paramparça olmasını ve iç savaşların çıkmasını körükledi. Ve buna zemin hazırladı. O yönüne çok manidar. Hadis tam mutabık. İnşallah. Evet.